Akaryakıt fiyatlarının ekonomi etkisi sizce nedir? Yani devletimize iyi bir kazanç sağlıyor buradan akaryakıt. Niye? Yabancı bir ülkede adam 25 dolara deposunu fulluyor. Birim para yani. Biz de 25 liraya fulleyebilirdik. Ama şimdi bakıyoruz 200-250. Anladınız mı yani? Yoksa normalde güzel bir şey araç. Herkes kendi aracıyla gezebilir. Ama şimdi biz yani çok pahalıya yapıyoruz bu işleri. Etkisi %100. Yani her şey akaryakıta bağlı. İnsan gitse araba şimdi herkes çoğu arabasıyla binemiyor. Akaryakıtın yüksek olduğundan. Yani ekonominin her şeyi ona bağlı. Akaryakıta bağlı. Zarar. Zarar yani. Yani 3-4 yıldır ben araç kullanıyorum. İlk aldığım şeylerle şimdikini kıyaslarsak zamanında aldığım mesela atıyorum örnek 50 liralık 100 liralık bir yakıt olsun. Mesela önceden bizimkiler LPG kullanmıyordu bile. Arabaya zarar diye. Ama şimdi zengininden tut fakirine tabi orta seviyede güzel. Hepsi LPG'de benzin o bu varken 7-8 liralık olmuş bir yakıt. Ve arabanın değerine bakıyorsun. Arabaya verdiğin yakıta bakıyorsun paraya. Yani elde bir şey olmuyor. Çalış zaten asgari ücretle çalışan bir insan. O arabayı o yakıt alıp da binip gezemez. Şu an ben bile mesela örnek arabam evimde ben tramvayla geldim. Sırf o yakıtı almayayım. Hani işim çok acil bir işim olduğunda arabaya bineyim diye. Zarar yani. Ekonomi etkisini bilemem. Ekonomi derken nasıl yani? Türkiye ekonomisine sizce etkisi var mı? Yok mu? Bayağı bir vardır. Çok çok aşırı vardır hem de. Ekonomi etkisi muhakkak vardır. Dıştan alımla içe satış fiyat farkı vardır muhakkak. Ama devlet olarak faydalı. Devlete faydası vardır yani. Lüzumsuz gezmedikçe zararı yok. İsraf haramdır. Akaryakıt fiyatları ekonomiyi kötü etkiliyor. Pahalı olduğundan kaynaklı. Başka diyeceğim bir şey yok. Yani yakıtların düşük olması piyasayı canlandırır. Akaryakıt fiyatlarının ekonomi etkisi ulaşımdan dolayı fazla. Ama dünyadaki fiyatlara bakıldığında bizdeki fiyat fazla. O yüzden bir, her şeye yansıtılıyor yani. Ama akaryakıt fiyatları ekonominin her tarafını etkiliyor. Çünkü ulaşımın kalemi olduğu için yani. Bence de Türkiye şartlarında yüksek yani fiyatlarımızda. Bence hiçbir şey yok. Yani durmadan... 4 sene önceyle bu seneki 7 lira 7 çok farklı yani. Anlamıyorum ben bu şeyleri zaten de. Hep vergi milletin hep buraya kadar geldi. Daha ne söyleyeyim? Bilmiyorum onu. Etkisi nedir? Bir yükseliyor, bir düşüyor. Etkisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bence çok aşırı fazla şekilde zam yapılıyor. Sabah kalkıyoruz 3 lira, akşam yatıyoruz 5 lira. Sıkıntı. Kimse arabaya binemez oldu yani. Meydanları görüyoruz. Sıkıntı. Artışı devam ediyor. Hani şu an için. Yine 12 kuruş herhalde zam geldi dün itibariyle. Artıyor yani. Ekonomi etkisi sizce nedir? Etkiliyor bence. Ne etkisi yani? Var. Hani ekonomi ya para yönlerinin şundan bundan var yani. Vallahi araba kullanmadığım için hiçbir şey bilmiyorum abi. Genel olarak da İyi yani. Akaryakıt fiyatları çok fazla bence. Yani halka yönelik olması lazım. Biraz indirim yapsalar devlet daha iyi olur bence yani. Çünkü Türkiye'de çok uçuk fiyatlar. Ya Türkiye ekonomisinde akaryakıtın çok önemli bir yeri var aslında. İnsanların işini çok etkiliyor. Ama sürekli dalgalanma piyasaları da rahatsız ediyor. Yani buna artık bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani şu an akaryakıt fiyatları dipte olmasına rağmen şu an yine Türkiye bence yüksek fiyattan kullandığına inanıyorum yani. Zarardır başka ne olacak? Pahalı yani. Pahalı tabii haliyle. Hem de Avrupa'dan daha pahalı yani. Burası. Ekonomi bilmem de insanlara zararı var. Ne yönden zararı var? Ya mesela bu koronadan dolayı bir fiyatlar aşağı düştü. Hem de iyi bir düştü. Şimdi bir anda yükselmesi insanların tüm ticari hayatını zaten yeteri kadar etkiledi. Ben de bir ara sahibi olarak memnun muyum? Değilim. 2 ay önce 2.80 aldığım gazı şimdi 3.50'ye 3.60 alıyorum. Ya bu da zarar değil mi yani? Fazlasıyla zarar. Ve buna da devletimizin, hükümetimizin el atması gerek. İnsanlar gerçekten çok mağdur durumda.
Ve ben işletmeciyim, 3 aydır hala dükkanım kapalı. Kafem var, nargile yasak. 3 kişi bir masada oturamıyor. Kiramızı veremiyoruz. Ya Allah yardım etsin. Çok fazla. Hani kullananlar açısından çok büyük zam geliyor. Sürekli zam geliyor. Biz anlam veremiyoruz bu konuyumlara. Nedense. Arabayı bir gün önce gidiyorum, dolduruyorum. Yarım litre. Bir gün bakıyorum. Çok fark. Bir türlü anlam veremiyorum bu konuda. Çok aşırı fiyat zamı geliyor bir anda. Bir anda da bir bakıyorum 3 lira düşüyor, 5 lira çıkıyor. Anlam veremiyorum yani bu hayata. Fiyattaki sürekli dalgalanmalar sizce neden? Ya, koronavirüs var. Doğal afetler oluyor gerçi depremlerden dolayı. Amerika'nın sıkıntılarından dolayı. Ya fiyatlar yükseliyor o yüzden. Ekonomi hızla büyüyor gittikçe. Millet rahatsız oluyor o konuda. Çünkü geçim sıkıntısı var. Ya, hiç kimse çalışmıyor. Koronavirüs bayağı bir etkiledi. O yüzden. Ekonomi sıkıntılı. Ya bunlar hep oyun ya. Dalgalanma falan olmaz normalde. Zaten ekonominin düzgün olmadığından. İnişli çıkışlı her şey. Ne olduğunu bilemiyorum. Yarın ne olacağını bilemiyorum bundan. Ya bu dalgalanmalar şu an dünyadaki sıkıntılı dönem. İşte bu pandemi dönemi. Onlar bence etkiliyor. Abicim ekonomi sıkıntılı. Zaten şu koronavirüs de çıktı. İyice sıkıntıya bindi. Hani bu yönde devleti de suçlayamıyoruz. Çünkü hani ekonomik sıkıntı var. Mecburen bir yükseltiyorlar. Bir, hani ben düşürdüklerini hiç görmedim ama sürekli yükseliyor ama bir yükseliyor bir düşüyor, bir yükseliyor bir düşüyor. Mecbur yani. Ekonomik olarak zaten düşük bir şeydeyiz. O yüzden yapacak bir şey yok. Diğer partilerin iktidara çelme takmasından kaynaklanıyor. Yani fiyatlardaki dalgalanma döviz fiyatlarından kaynaklı. Dövizin yüksek olduğundan. Ülkelerde, dış ülkelerde petrol fiyatları, varil fiyatları düştükçe maalesef Türkiye'de daha fazla yükseliyor. Önceki yıllarda mesela Brent varilin petrol fiyatı 150-160 dolarken Türkiye'de benzin 4,5-5 liraydı. Şimdi Brent petrolün varil fiyatı 25-30 dolar en fazla. Yakıt 7 lira neredeyse, 6,80. Aşırı yüksek. İkincisi, vergiler aşırı pahalı olduğundan dolayı kimse aracına doğru düzgün binemiyor. Yani bu yüzden. Ya işte petrol aslında dünyanın enerji kaynağı. Dünyadaki herhangi bir olumlu olumsuz olaydan hemencecik etkileniyor. Altın gibi, dolar gibi, euro gibi petrol de etkileniyor. Ama belki de dünyanın tek enerji kaynağı ya da en çok kullanılan enerji kaynağı. Bundan dolayı olumlu olumsuz her şeyden etkileniyor. Bizim de ekonomimiz büyük ölçüde enerjide dışarıya bağımlı olduğu için dışarıdaki herhangi bir dalgalanma bizde de kendini gösteriyor. Sürekli dalgalanma, her şeyin yükselmesinden dolayı bence hem maaşların olsun, asgari ücretin yükselmesi veya başka bir şeylerin yükselmesi illaki onun da yükselmesi gerekiyor. Akaryakıtta dışa bağlılıktan, genelde dışa bağlılıktan işte bir üretimimiz yok, bir petrol kuyumuz olmadığından bana göre öyle. Koronadan dolayı insan ister istemez her şeye zam geldi yani. Şu an telefonlarda bile elektronik aletlerde, her şeyde çok aşırı şekilde zam var. Sıkıntılı fiyatta yani. Aynı çocuk oyuncağına benzettiler yani bunu. Başka söyleyecek bir şey yok. Ya, koronavirüsünden dolayıdır bence. Öyle tahmin ediyorum. Ve de euro ve doların artışından dolayı. Kızdan işte böyle korona yüzünden yani. Neden? Yurt dışı kaynaklı diye biliyorum yani. Türkiye'ye alakalı bir şey değil diye biliyorum, yurt dışı kaynaklı. O da Türkiye'nin oyunudur, başka bir şey değil yani. Bence. Küresel herhalde tahminim. Ne olduğunu bilmediğimiz için bunu en iyi yetkililer bilir, biz açıklayamayız. Vallahi o kadar uzun boylu bilemiyorum ya. Ama piyasayı etkiledi mi illa yani, ister istemez etkiledi tabii. Hem de bayağı bir etkiledi. İnşallah düzelir, temennimiz var.